Evet arkadaşlar, Cümletten hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şükür Allah'a biz iyiyiz. Arkadaşlar bugün doğanın içine geldik. Şöyle size buranın ne olduğunu ilk baş anlatayım. Bir yandan da göstereyim. Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz kameradaki yer şöyle. Zonguldak, Karadeniz, Ereğli liman girişi şöyle gördüğünüz gibi. Daha şu tarafa doğru gidiyor ama ağaçlar olduğu için tam net çekemiyorum. Arkadaşlar burası daha önceden askeriye ait olan Kale Tepesi diye geçen bir yer. Daha önceden burada, yani daha önce demem, bir seneye kadar, 5-6 aya kadar hatta askeriye vardı burada. Şöyle baktığınız zaman daha çok farklı yerleri var da gezemiyoruz. Şurada bir tane kale var ama kalenin şeyi kapalı. Taş düştüğü için kaleyi kapatmışlar. Size zoomlayabilirsen, şimdi zoomlayacağım burayı. Çok fazla taş falan düşüyormuş. O yüzden arkadaşlar kapatmışlar. Şöyle ekranlarda gördüğünüz üzere şu bölümden öbür tarafa geçerken arada arkadaşlar hendek gibi bir şey var. Tam olarak ne olduğunu anlayamadım. İnişli çıkışlı tünel gibi. Askeriye ait olduğu için sadece tahmin yürüttüm. Buralardan muhtemelen mühimmat falan taşıyorlardı eski zamanda. Şu aradan böyle. Arkadaşlar şöyle şuradan beri böyle şuraya kadar dolaşıyor. Şurada sanki top atış yeri varmış gibi duruyor, bakın. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar burada iki tane bir çıkık olan yer var. Sanki burada top atış yeri var da askerler buraya mühimmat taşıyorken kullanmış oldukları bir hendeğe benziyor. İki taraflı girişi var dediğim gibi. Bu taraftan giriyorsunuz. Bir de tam tersi öbür taraftan giriliyor. Ama içerisinde şu an giriş yasak, kapı var. Bunun amacını bilmiyorum. Şöyle ormanın içerisinde. Bu arada burası ücretsiz. Karadeniz Ereğli Belediyesi daha yeni açtı. Bir 15 gün falan oldu burası açılalı. Tamamıyla ücretsiz arkadaşlar. Hatta şöyle bir güzelliği de var. Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne ait bir tane araç. Çıkarken biraz yokuş var burada. Eğer yürüyemiyorum diye bir beyanda bulunursanız, şurada karşıda görüyorsunuz arkadaşlar, Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne ait bir araç var. Bu araç da gelip sizi buraya kadar getiriyorlar. Tekrardan isterseniz isteğiniz üzerine tekrardan aşağıya indiriyorlar. Böyle gerçekten güzel bir olanakları var. Şu an arkadaşlar dediğim yeri görüyorsunuz. Bir insan boyun rahat geçiyor. Bir de şurada aşağıda bir mazgal daha var. O da muhtemelen su gitmesi için yapılan bir yer. Gerçekten esrarengiz güzel yerleri var, bakın. Yani şu boşuna yapılmış bir duvar, bir kabin değil. Bayağı geniş böyle mermilere dayanıklı. Şuradan yüksekliğini zaten görebiliyorsunuz. En az bir 90 santim var. Kenarlardan da 30-40 santimden fazla bir genişliği var arkadaşlar. Yani askeri olduğu için askerin olduğunu gerçekten çok güzel belli ediyor. Ve eski zamana dayanıyor buranın geçmişi. Kale tepesini keşke daha önceden hizmete açsalardı da daha kale sağlamken görebilseydik. Kale şu an taşlar düştüğü için az önceki dediğim gibi kalenin girişini kapatmışlar arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Hatta şöyle bir yakınlaştırayım ben size. Bakın arkadaşlar orada kale var. Fakat biz oraya çıkamıyoruz. Bunun tek sebebi de kaleden taşlar düştüğü için tehlikeli diye oraya çıkartmak istemiyorlar. Burası buraya çıkan yol arkadaşlar. Buradan doğru aşağıdan yukarıya doğru geliniyor. Bayağı bir ortalama 500 metre falan vardır yürüme mesafesi. Ama dediğim gibi yokuş. Yokuş olduğu için de servis koymuşlar. Gayet güzel bence. Bakın şu an burada bir askerin nöbet tutma yeri var. Şöyle size göstereyim bir asker gözüyle. Muhtemelen burada daha önceden askerliğini yapmış abilerimiz çıkacaktır. Kardeşlerimiz, abilerimiz çıkacaktır. Onlarla bir hatıra niyetin olsun. Şöyle baktığınız zaman bakın şurada kum çuvallarımız var. Kum çuvallarını koymuşlar. Daha her şey yeni, taze. Askerinin boyası bakın. Daha yeni boyanmış. İçerisine girelim şöyle. Bakın. İçerisi. Her şey sağlam. Ama biraz bakıma ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bu orijinalliği bence korumaları lazım. Askeriye ait olduğu bence kendini, orijinalliğini koruması lazımdır diye düşünüyorum arkadaşlar.
Çünkü gerçekten turistik açıdan güzel bir yerde. Biraz daha bakım yapılırsa çevre illerin dikkatini çekecek bir yer. Tepede, tam tepe noktasından Ereğli'yi bildiğiniz ayaklarınızın altında seyredebiliyorsunuz. Aşağıdan gelirken arkadaşlar araçta girmek yasak. Saat 11 ile 5 arası açık burası. Bir de dışarıdan yiyecek içecek getirilmesi yasak. Arkadaşlar burayı keşke biraz daha geliştirseler de şu orman olan yerleri falan biraz daha faaliyete soksalar da keşke mangal yakmaya falan bir piknik alanı, mesire alanı gibi kullanabilsek. Çünkü gerçekten çok güzel bir yer. Ereğli'yi bilen bilir. Kestaneci köyü var. Kestaneci köyünden dahi bence güzel. En azından geçmişe yönelik bir tarihi bir dokusu var. Bunu da hissediyorsunuz. Bunu hissetmek de bence çok güzel arkadaşlar. Bakın size şu son bir kez şöyle Ereğli Limanı'nı çekeyim. Ondan sonra arkadaşlar videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar Ereğli şöyle kirli havasına bu tarafta bakın. Şöyle baktığınız zaman muhteşem güzellik. Şöyle baktığınız zaman da muhteşem kirlilik var. Ereğli'nin Erdemir fabrikasından çıkan dumanı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Erdemir'e bence yakışmıyor bu. Şöyle baktığımız zaman şu karşıda direkt görmüş olduğunuz yer Erdemir Limanı. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Bakın arkadaşlar Erdemir'e yük gemileri gelmiş, yük indiriyorlar. Rusya'dan her yerden tabii ki gemiler geliyor. Normal Ereğli'nin gelişmesi ve kalkınması için güzel bir fabrika. Ama dediğim gibi şu kötü görüntü böyle bir fabrikaya yakışmıyor. Arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım Ereğli'den bir parça da olsa gezecek bir yer olarak bunu size gösterebilmişimdir. Buraya gelirseniz pişman olmazsınız arkadaşlar. Gelin oturun. En azından şöyle bir huzuru hissedin. Hayatınızdan bir parça eksik olmasın. Daha farklı yerleri de göstereceğim arkadaşlar. Zaten bir seri oluşturacağım. Zonguldak, Ereğli'de gezilebilecek yerler diye. Bunun başında burası oldu. Müzeleri gezeriz muhtemelen. Müzeleri de size tanıtmış olurum. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.